söyleyeyim. Hani neyi unutmayacağız sorusunun peşindeyiz. Yok, ben ya. Tabii o. Şimdi benim de unutmayacaklarım var. En sana bırakıyorum. Tamam, şimdi yok yok. Hani darbe olacaktı. Olmadı. İşte Tayyip Erdoğan öldürülecekti. İşte bir takım darbenin karşısında duranlar Akıncı üstüne konacaktı. Sonra belki uyduruk yargılanma olacaktı. Belki bir günle idam gelecekti. İdam edileceklerdi. İşte birileri mahkum olacaktı ve ondan sonra her şey yoluna gidecekti. İşte Türkiye Amerika'nın ya da Batı'nın güdümünde biz güllük gülistanlık tırnaşlığında yaşayacaktık. Mı? Ben o özellikle Mustafa Şen'in 10 maddesini Libya örneği altını çizerek devam etmek istiyorum. Şimdi Libya örneği önemli. Bu darbe veya kalkışma diyelim çok kanlı bir süreç olarak tasarlanmış. Yani bu bir darbe değil aslında, daha çok iç savaş için kalkışma idi. Örneklerle kimin için yapıldı bu darbe? Yani kime yarasın diye yapıldı? Şöyle, kime yarasın, işte bu Amerika'nın, bak ben bunu söyleyelim o zaman madem, hani biraz daha geriye gidelim. 30 yıldır hatta 30 yılda geçti, Amerika'nın Orta Doğu için yeni bir stratejik planı var. Bu plan mevcut sınırların değişmesi, daha çok şehir devletlerinin kurulması, sınırlar değişmese bile şehirler üzerinden, etnisite üzerinden, mezhepler üzerinden bölgelerin oluşturulması. Fay hatları üzerinden. Yani Suriye örneğinde, Suriye'de şu anda Laskiye bir tarafta değil mi? Şam entegre görünebilir. Ama Suriye'nin kuzeyinde bambaşka bir atmosfer var. Ve başka. Hani peki Irak diye bir daha önce merkezi iktidar Bağdat'ın olduğu ve bir sınırlarının belli olduğu bir devlet varken şu anda Bağdat, Basra ve Erbil üzerinden üçlü bir, yani Araplar, Şii Araplar, Sünni Kürtler, ki orada Kürtler var. Kürtler, Şii Araplar. Yani Sünni Araplar var, Şii Araplar. Şimdi böyle karma karışık bir yapı. Türkiye için de öngörülenin, ben böyle olmuşum, tıpkı Libya örneği oldu. Libya'da şu anda 3 tane başkent vardı biliyorsun. Yani Tobruk, Bingazi ve Trablus. Yani merkezi iktidar Trablus'ta inşa edilmişken daha önce, daha sonra oraya vurarak, buraya vurarak, Bingazi'de birini destekleyerek, Trablus'ta başkasını destekleyerek, Tobruk'ta başkasını destekleyerek, 3 ayrı parçaya bölünmüş bir Libya örneği çıktı. Türkiye için de bana göre 15 Temmuz kalkışması ve işgal girişimi diyelim. İşgal, iç savaş, junta. Aynı şekilde çok parçalı bir Türkiye hedefi üzerineydi. Ve bu çok uzun sürecekti. Yani bu diyelim ki 5 yıl, 10 yıl sürecek bir çatışma zeminiydi. Önemli bir şey söyledi Mustafa Şen, onun altını çizelim. Biz dedi, verir miydik Tayyip Erdoğan'ı? Onun için canımızı ortaya koymaz mıydık? Koyacaktık. Onu almak için de bir hamle gelecekti. Çatışma. Örnekleri çoğaltalım. Diyelim ki birinci ordunun içerisindeki cuntacılar, FETÖ'cü alçakların İstanbul'u işgale başladılar. Birinci ordunun içindeki FETÖ'cülerin işgal etmeye çalıştığı İstanbul'un Anadolu yakasını, Avrupa yakası için başka söyleyeceğim çünkü, kurtarmak üzerine Trabzon'dan, Karadeniz'den bir birlik çıkıp bu tarafa doğru gelecekti. Bunlar muhtemelen Kocaeli, Sakarya civarlarında karşı karşıya gelecekti. Başladılar mı? Tutuştular mı savaşı? Ankara'yı işte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran alçaklar, meclisi bombalayan alçaklar oradaki işgali tahkim etmeye çalışırlarken bu sefer Kayseri'den komando tugayı çıkacaktı. Milli olanlar ne kadar kaldıysa onu da bilmiyoruz. Çünkü Ahmet Kekeci'nin o sözünü hatırlarsa söylüyorum. Darbe içinde darbe demişti. Belki de o darbenin devamı olarak
Bu sefer gelip onlar Ankara'yı kurtarma adına savaşa düşecek. Ve bu çok kanlı, uzun süreli bir savaş olacak. Hatırlarsanız sınırlarımızda elektronik denetlemeye son vermişlerdi. Yani DAEŞ denen alçak terör örgütü Suriye'de bizim güneyimizde pozisyon almıştı ve bekliyordu. 15 Temmuz'dan birkaç öncesinden başlayarak, birkaç gün öncesinden başlayarak PKK eylemsizlik kararı almıştı. Hatırlayın 21 Temmuz muydu? 20 Temmuz muydu? 21 Temmuz olması lazım. Murat Karayılan'ın şeyi var, açıklaması var. Tek taraflı hani öz savunma birlikleri şu bu falan diye tekrar çatışma oldu. Dolayısıyla bu darbe teşebbüsü veya iç işgal girişimi ya da ayaklanma, kalkışma çok uzun soluklu, uzun süreli bir iç savaşın ön adımıydı. Ahmet Kekici'nin sözünün devamı olarak bir cümle söylemek istiyorum. O da şu, darbe gerçekten hükmünü icra etmeye devam ediyor. Şunu kastediyorum. Biz 2011'den başlayıp 2013'te şiddetlenen hem uluslararası camiada hem içerideki tartışmalarda şeytanlaştırılan, düşmanlaştırılan, nefret objesi olarak tanımlanmaya çalışılan bir Erdoğan algısıyla karşı karşıyayız. Böyle bir pozisyonda. Yani hatırlayın, Alman dergileri miğfer giydirmiş Erdoğan, yanında camilerin, minarelerin olduğu ama füze gibi olan minarelerle işte bir diktatör algısı oluşturmaya çalıştılar. Şeytana benzeyen şeylerle Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeye kalktılar. Ve içeride de bunu çok satın alıp, kolayca satın alıp aynı minvalde söylemler, yayınlar yapanlarla da karşılaştık. Yani hatırlarsanız 2015 yılı da, yani darbeden önce, darbe teşebbüsünden önce Sayın Davutoğlu başbakanken ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu diktatör bozuntusu cümlesini kurmuştu hatırlarsanız. Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Sonradan diktatör demeye başladı hatırlarsanız. Şimdi bunların tamamı yurt biz, dışına kaçacak dedi Samanyolu televizyonu. Ne zaman demişti? 2015 benim hatırladığım. Çünkü şöyle ayını ben bir musun? Çünkü ben bir tarih bilmem ama ben bir yazı yazmıştım. İlginç bir şey söyledim. O yazının de tepkileri üzerinden bu hatırlıyorum, tarihi hatırlıyorum. İlginç bir şey söyledim. Bir parantez açsam kızar mısın? Yok estağfurullah. Burasının es geçilmemesi lazım. Yani çok çok ilginç bir yere geldin. Çünkü iki tane not almıştım siz şey yaparken. Bunları söyleyeceğim. 17 Mart 2015. Selahattin Demirtaş. Seni başkan HDP grup toplantısı. Seni başkan yaptırmayacağız. Onun, evet. Sonra yine başlayan... Metin yazardı biliyor musun? Metin yazarını biliyor musun? Biliyorum. İçeride bugün davası vardı. Yani, peki bunu kim söyledi, yazdı? Onu da biliyor musun? Sen yazdın. Onu da söyle. kim bu metni kim yazdı? Osman Kavala. Kavala. Şimdi Ekrem... Osman Kavala kim? Abdullah Öcalan'a, İmralı'ya selam yollayıp Sırrı Süreyya Önder'den ve başkan her şeyi konuştuk. Ben İmralı zabıtlarından okuyorum diyelim. Ezberlediğim için söylüyorum. Bu bölümü çünkü kaç kere yazdım. Başkan her şeyi konuştuk. Osman Kavala'nın size selamı var. Şu başkanlık sistemiyle ilgili otoriterleşme olabilir, diktatörleşme olabilir diye uyarısı var. Biz, Abdullah Can'ın lafını söyleyeyim, biz aslında başkanlık sistemini destekleyebiliriz. Ama ondan sonra her şey koptu. Tamam. Çünkü İmralı zabıtlarını bu memlekette... Bu gizleniyor. Bir parantez açtım. Hayır, İmralı zabıtlar bu yayınlandı ama yayınlanarak... Bir dakika, yayınlanarak o zamanın Milliyet Gazetesi'nde Derya Sazatlar'dan yayınlanarak bütün yapılmak istenen, o çözüm süreci adı altında yapılmak istenenlerin falan hepsi bombalanıp geçti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.